Motorola'dan herkese merhabalar. Yeni Honda NC750 ile beraberiz. Neyi yeni? Traction Control geldi. Ön süspansiyonu değişti. Stock lastikleri değişti ve en önemlisi de farları da değişti. Artık çok daha yakışıklı, güzel bir görünüme sahip. Daha güzel bir oturuşa sahip. Şimdi size hepsini aktarmaya çalışacağız. İyi seyirler. Aslında bu model Avrupa'da 2 yıl önce yenilendi. Euro 4'e geçişle beraber farlar ve süspansiyonlar değişmişti. Fakat ülkemizde bazı değişiklikler geç geldi. Bunun sebebi fiyatı aşağıda tutabilmekti malum. Tam böyle 2 sene evvel Euro ve dolar kuru ufak ufak tırmanmasına başlamıştı. O sırada Honda fiyatı olabildiğince uygun tutabilmek için süspansiyonları önceki seriyle aynı. Daha doğrusu çok küçük değişiklikler yaparak getirmişti. Farlar yine aynı kalmıştı. Traction Control falan da gelmemişti ama en azından soba borusu görünümündeki egzoz değişmişti ve egzoz sesi de birazcık daha güzelleşmişti. Euro 4'e geçtikten sonra gaz tepkisinin daha iyi olduğunu gördük. DCT de kendini biraz toplamıştı. Şu anda bu yeni değişen modelde de motor tamamen aynı. Euro 4 gayet güzel bir şekilde yürümeye devam ediyor. Önceki testlerimizden örnek vermek gerekirse Afrika TV'nde ben bu DCT'nin çalışmasını hiç beğenmemiştim. Çünkü o motorun ruhuna uymuyordu. Bunu söylemiştim de. Fakat bu motorda öyle bir problem yaşamadım. D modunu alıp gayet konforlu, rahat bir biçimde gittim. Neden? Çünkü bu motordan beklentilerim bu kadardı. Az yakması, beni sakin ve titreşimsiz bir biçimde sağa sola götürmesi, istediğim zaman da otomanuel moda geçip istediğim viteste istediğim şekilde gidebilmek benim için yeterli bir kıstastı. Ayrıca motor da yine yatık olduğu için ağırlık dengesi bayağı aşağıda. Yine bu da işte ben 250cc'yi biraz kullandım. Artık böyle biraz büyük bir şeyler geçmek istiyorum ama motor benim kafama geçmesin diyen adam için çok çok güzel bir olaydı. Çünkü ağırlık dengesi aşağıda çok rahat bir şekilde kullanıyorsun. Gaz tepkisi yumuşak, rahat. Artı traction control ile geldi buraya. Arka sardığında kontrol edecek, seni kurtarabilecek bir yazılım var, bir şey var. D modu şehir içinde gerçekten çok rahat. Bak. Sakin gazı açtığında hemen vites yükseltiyor. Ama siz hızlı şekilde gazlamak isterseniz de o zaman da aşağıda bir viteste tutuyor. Yani D modu tamamen belli bir programda ilerlemiyor. Bak şimdi mesela. 73'e kadar ikinci viteste kaldı neredeyse. Hızlı açıyorum şimdi gene. 80'e kadar 4'te. Normalde 60 gibi bu adam 6. vitese atıyor. Sizi kullanım tarzınıza göre biraz şekil alıyor. O arada aradan kaçmak istersen falan gidip de 60'ta 6'ya atıp seni bitirmiyor orada arada. Güzel bir programlama olmuş, hoş olmuş açıkçası. Çekiş kontrol sisteminin iki seviyesi var. Birincisi çok fazla müdahil olmuyor. İkincisi de daha fazla müdahil olan biraz daha korumacı bir mod. Normal zaten marşa bastığında da ikinci modla beraber geliyor. Sürekli bu değişiyor. Uzun bastığında da bunu kapatabiliyorsun. Ancak ikinci modda benim çok hoşuma gitmeyen bazı şeyler oldu. Nedir? Gazı açtık. Traction Control devreye girdi. Tamam. Arkanın kaymasını durdurur. Eyvallah. Tehlike geçti. Hala kesmeye devam ediyor. Git götür. Bir sıkıntı var yani. İlla gazı kapatıyorsun. Ondan sonra ha tamam okey diyor ve gazı açmana izin veriyor tekrardan. Şimdi olay şu. Ben gazı kapatacaktıysam senin burada ne işin var? Ben bunu anlayamadım. Ama biri aldığınızda bu problemler büyük oranda kayboluyor. Traction Control ile kapatmak buna aslında kesin bir çözüm. Bu Traction Control, çekiş kontrol sistemi bence biraz daha sofistike ve daha iyi bir hale getirilmeli. Yani sanki böyle son dakika bir şekilde buraya bunu yapıştırmışlar gibi birazcık eksikleri var açıkçası. Bunları da ileride toparlayacaklarını düşünüyorum. Ama güvenlik bekleyen insan için, özellikle yağmurda kullanan ve güvenlik bekleyen bir insan için çekiş kontrol sistemi güzel bir beklenti olmuş. Birazcık daha sofistike hale gelmesine kesinlikle ama kesinlikle ihtiyacı var. Bak, gaz burada. Görüyor musun? Hala atıyor. Çoktan dikerli motor aslında. Bırakacak da göreceğiz. Şimdi eli bıraktım. Gidiyor yani. Çekiş kontrol sistemi biraz tuhaf çalışıyor gerçekten. Bir acayip. Kendi kafasına göre tutmaya devam ediyor. Halbuki çoktan kayacak yere geçtik. İş yakıt tüketimi olayına geldiğinde bu motor gerçekten bir ekonomi bakanı. Sakin gittiğinizde 2.7'lere kadar yakıtı düşürebilirsiniz. Fakat işin güzel yanı hızlı gittiğinizde de yakmıyor. Yani 130-140 arası takip ederek 4 litre ile 4.5 litre arasında gezinebilirsiniz rüzgarın ve sizin yük durumunuza değişerek. Ben şöyle kullandım. 100-110 arası sakin giderken işte 3 çanta, çantalar full dolu, arkamda artçı var.
Bu şekilde buradaki çanta da dolu bu arada. Öndeki çanta da dolu. 4 çanta diyelim o zaman biz buna. 4 çanta full dolu. Arkada artçı var. Ben bu şekilde ilerlerken 3,5-4 litre arası sürekli gittim geldim. Yani bence bu kiloda 220-230 kilo. Şimdi artçı, kıl, yün böyle doldur. Neredeyse 400 kilo olduk. Bu ağırlıkta bile çok az yaktı. Hızlı gittiğimde de yine çok az yakıyordu. E5 ve otoyol kullanımına geldiğimizde bence bu motorun esas parladığı yer burası. Çünkü sıfır titreşimle ve çok az yakarak ilerliyor. Şu an 90 gibi gidiyorum. Anlıkta 2.3 yazıyor ya. Böyle bir şey yok yani. 2.3 yazıyor. Hadi yokuş indim, yokuş çıktım muhabbetine girsek 2.8. Bilemedin 3 yakar. Bence yine çok başarılı. 140 sabit gibi giderken de 4.3-4.4 gibi bir şey yakıyor. 4.5 diyebiliriz aslında. O civar bir şey yakıyor. Yine çok başarılı rakam. Artı hiç titremiyor bile. Mesela Tracer'la hemen karşılaştıracak olursak burada Tracer 130'dan sonra ciddi bir şekilde titremeye başlıyor ve o paralel yapısını size hissettiriyor. Bundaki olay motor biraz daha yatık olduğu için titreşim orada biraz daha absorbe edilebiliyor. Artı bunda iki çift balansör var. Çift balansörün de etkisi kesinlikle yadsınamaz. Ya bu olay rakipsiz. Zaten Avrupa'da en çok satmasının sebeplerinden de biri bu. Çünkü adamlar 750 cc otoyola çıkabiliyorum, rahat rahat gidebiliyorum, her şeyi yapabiliyorum ve çok az yakıyorum diyorlar. Bizde de aynı şekilde. Birçok insanın bunu tercih etmesinin sebebi bu. Bakım aralıkları da Avrupa'da 10.000, bizde 6.000. Her ülkenin kullanım şartına göre Honda bir bakım aralığı belirliyor. Ama şöyle bir güzel özelliği de var. Her şey biraz daha ekonomik olsun, daha fazla sürsün, daha devam etsin diye uğraşılmış. Örnek vermek gerekirse bunu böyle en ince noktada nerede görebiliyorsun? Fren diskinde görebiliyorsun. Öne çift disk koymak yerine mesela tek disk koymuşlar ki bakım zamanı geldiğinde sadece tek balatayla devam edesin diye. NC'nin genel kullanım şeklini aşağı yukarı zaten herkes alıştı ve biliyor. İlk geldiğinde insanlar bir yadırgamıştı. 2000 devirde vites mi atılır falan diyorlardı. Fakat bu motor aynı şekilde rahatlıkla devam edebiliyor. DCT de yine güzel, rahat bir şekilde çalışıyor. Beklentiler çok yüksek olmadığı sürece sizi tatmin eder. Ya performans şeklinde çok beklentiniz varsa bu motor sizin motorunuz değil. Onu ben baştan söyleyeyim. Sakin kullanan, uzun yol yapmayı seven, fakat bunların hepsini yaparken de şehir içindeki pratikliklerinden de ödün vermek istemeyen insanlar için bu motor uygundur. Şunu da seviyorum. Bu motosikletin genel kullanıcı kitlesi de böyle olduğu için, sakin gittiği için 180 bine gelse bile, 200 binde ben çok ilan gördüm bu arada, birkaç tane denk geldik. 180-200 bine denk gelse bile temiz kalacağından, düzenli bakıldığında hiçbir kuşkum yok. Çünkü çok dayanıklı, güzel bir motoru var. Diyelim D modundasın, bak böyle yükseltti. Ama aniden vites düşürmen gerekti. Hemen basıyorsun buradan. O yine düşürüyor yani, ben gitmem, ben yapmam, abi sen D'desin falan gibi bir durum yok. Yine siz ne istiyorsanız ona göre hareket ediyor. Hatta siz buradan vites düşürdükten sonra bir süre böyle müdahale etmiyor. Bakıyor duruma, hani ne oluyor, ne bitiyor, bu adam yine buradan mı kullanacak bunu diye. Bakıyor duruma, bak şimdi mesela ikinci vitesi de bırakacak biraz. Bak 3'e 55'te aldı. Normalde 35 gibi falan 3'e geçiyor bu adam sakin kullandığında. Dediğim gibi sizin kullanım şeklinizi çok rahat bir şekilde, güzel bir şekilde öğreniyor ve ona göre hareket ediyor. Bu süper olmuş. İlk bindiğinizde alışamıyorsunuz fakat bir süre sonra buna alıştığınızda açıkça söyleyeyim bırakasınız gelmiyor. LED fardan ziyade benim gerçekten beklediğim bir güncelleme vardı. O da Showa'nın bu yeni çok güzel Dual Bending Valve diye geçen bir süspansiyonu var. Yani çok güzel olmuş. CB650F'te ben bunu denemiştim geçen sene. Çok beğenmiştim. NC'ye geldiğinde duyunca mesela çok sevinmiştim. Çünkü tepkiler muazzam, ön tarafı çok güzel hissediyorsun. Çok beklediğimiz bir şeydi. Bu arada Showa'da Nissin gibi Honda'nın bir alt markası, başka bir markaydı bunlar, satın almışlardı. Önceden de Honda'nın NC'deki süspansiyonu Showa üretiyordu ama alt klasman bir süspansiyon, teknolojisiz bir süspansiyon olduğu için Showa markasının üstüne yazmıyorlardı. Arka süspansiyon hala biraz böyle sertle yumuşak arası, ne yaptığı çok belli değil. Biraz hissedemiyorsunuz orayı ama çok performans beklentisi olan bir motor değil, tekrardan söylüyorum. Fakat bu ön süspansiyonlar motoru çok değiştirmiş. Böyle virajlarda biraz ben estiriyordum. Sağ sol girmeye başladık. Biraz da hızlandık, güzel oldu falan. Lastikler de değişmiş. O iyi falan derken ya bu lastik sanki hafif bırakıyor diyorduk. Bir durdum, bir baktım lastiğim ben sonuna kadar gelmişim ben. Farkında değilim. Süspansiyon limitleri o kadar yüksek ki lastiğin limitine geldiğimi ben farkında değilim. Dunlop Trail Max lastikler oldukça iyi. Fakat
Ya bu süspansiyondan sonra daha spor bir lastik bile takabilirsin. Yani artık hakkı var. Gidiyor lastiği de yiyebilir, bitirebilir. Kenarları, yanları bitire bitire gidebilirsiniz. Viraj yapmayı sevenler için güzel. Tekrardan söyleyeyim. Bu süspansiyonların değişiminden sonra bu 200 küsür kilo biraz daha hafif gibi olmuş açıkçası. Daha kolay sağ sola yatırıp kaldırabiliyorsun. Çok güzel bir değişiklik açıkçası. Motoru bence tamamen değiştirmiş. NC750'yi daha olgun bir hale getirmiş ve karakterini buldurmuş. Gelelim en sevdiğim özelliğine. Buradaki bagaj. Buna böyle bir alıştıktan sonra bırakması cidden zor oluyor. Çünkü çok pratik. Hemen geliyorsun. Buradan açıyorsun. Ne var ne yok dolduruyorsun ve kapatıp yoluna gidiyorsun. Hani arka çantaya falan da gerek yok. Ben motoru bozmak istemiyorum çantayla çuntayla diyorsan hiçbirine gerek kalmıyor. Hatta işin güzel yanı şöyle güzel bir 45'lik çantayı koyduğun zaman arka iki tane kask, ön tarafa başka bir şeyler falan doldurup yol alabilirsin. Çok da güzel. Bunun en sevdiğim yanı şöyle oldu kullanım olarak. Artçım almaya giderken kaskı buraya yerleştiriyorum. Bu arada geçen sene bu da değişti. Yani 1 litre kadar daha büyüdük ya her türlü kaskı alabilsin diye. Kaskı buraya yerleştiriyorum. Arkaya sırt çantamı koyuyorum. Artçıya vereceğim montu. İşte varsa yağmurlu ıvır zıvır yine bunu doldurup dışarı hiçbir şey sarkmadan, sağa sola bir şey bağlamak durumunda kalmadan rahat bir şekilde gidiyorum. Bu benim için önemli bir şeydi. Fakat bunun da bir dezavantajı var. Depo burada arkada olduğu için olur da sen seyahate bir yere gidersen, hani geldin, çanta da burada, bir şeyleri buraya böyle bağladın. Depo malum birazcık ufak. 300-400 kilometre sonra benzin almak durumundasın. Bunların hepsini buradan tek tek söküyorsun. Benzin doldurursun, sonra bir daha bağlıyorsun falan. Bu çok hoş bir şey değil. Biraz adamı küfür ettirebilir. Ama bunda da alışmak lazım. İşin güzel yanı buna üçlü çanta seti de takabilirsin. Böyle bir şeyler de yapıp yine yürüyebiliyorsun. Bu arada bu öndeki bagajın yine kullanışlılık olarak daha sonradan gelen güncellemelerinden biri de buraya delikler yapıldı. Normal bir çantan varsa malum biliyorsun motosiklet çantalarını buradan bağlayabiliyorsun böyle çıt diye. Bunları aradan geçirerek ekstradan kendinize bir bagaj oluşturabilirsiniz. Normal çantanızda motosiklet depo üstü çanta gibi de kullanabilirsiniz. Yine pratikliğe, kullanışlığa ve işin ekonomi yönünde oynayan olaylardan bir tanesi. SL geçen senekiyle aynı. Herhangi bir değişiklik yapmamışlar ama ben birazcık daha konforlu olması yönünde birkaç değişiklik bekliyordum açıkçası. Çünkü bununla ilgili çok şikayet vardı. Neydi? 100 km üstü yolculuklarda sırt biraz ağrımaya başladı. Ben de bunu tecrübe ettim. Birazcık ağrı yapabiliyordu. Hala da o şekil devam ediyor. Ama tek derdimiz bu olsun. Konfor SL yaptırması çok da zor değil. SL yüksekliği biraz yüksek gibi gözükse de aslında motor dengesi aşağıda olduğu için ve yatık olduğu için 240 kiloyu çok rahat bir biçimde kontrol edebiliyorsunuz. Güzel güzel şehir içinde yol alabilirsiniz. Yani bu klasmandaki en iyi aletlerden bir tanesi. Süspansiyon değişimiyle beraber yine tabii bunun da bir pozitif yansıması da oldu. Motor çok daha hafifmiş gibi hissediyor. Arka süspansiyonda ben daha iyi değişiklikler bekliyordum ama o biraz tabii yine yumuşak kaldı. Bence bu sene bu motorda yapılan en büyük değişiklik, en iyi değişiklik kesinlikle süspansiyon. Frenlemeye de bunun etkisi var. Artık eskisi kadar dalma yapmıyor ön tarafa ve fren yaparken tamamen sıktığınızda bile daha güvenli hissediyorsunuz. Bu da yine sürüş konforunu, kaliteyi arttıran şeylerden bir tanesi. Sonuç olarak NC750'nin karakteri malumunuz. Bu yeni yapılan değişikliklerle beraber bu karakter daha da pişmiş ve daha da oturmuş. Hatta işin birazcık da performans yanında da oynar hale gelmiş. Virajlarda biraz daha artık eğlenebilirsiniz. Bu motor kime gelir? Şimdi ikinci elden alacağız zaman bu motor teker yapılmış mı yok işte burnout yapılmış mı falan diye düşünmek istemeyenler için kullanıcı kitlesinin de yine motorla uyumlu olmasından dolayı böyle bir şeye bakanlar buna yürüyebilir. Sakin bir motor isteyenler, pratik olsun işte bagaj falan şu bu olsun diyen adamlara gelir. Tüm bunlardan dolayı zaten Avrupa'da şu anda en çok satan motor konumunda. Zaten bu da çok şaşırtıcı bir durum değil. Bu incelememizi faydalı bulduysanız beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.